Bir dakika, aşağı nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kalın bekliyorum daha yeni çıktı seslemek için. Evet, Kötü Kan dizini konuşalım. Kötü Kan dizini nasıl buldunuz? Özellikle ilk 2 bölüm, 3 bölüm gayet güzel. Yeni başlamasına merak arkadaşlar. Tabii ki reytingler hemen yükselecek diye bir anlam yok. Fakat gerek Ertan Saban, Hüseyin Avni, Damla Sönmez gibi çok önemli yıldızlar var arkadaşlar. Bu alanda Kötü Kan zaten dizinin özellikle oyuncu kadrosu güzel. Konu güzel. Tabii ki yarı polisiye, yarı mafyatik güzel. Peki 3. bölümde neler yaşandı? Bunları değerleneceğiz. Peki Oktay'ın ölümü tabii ki aile derinden sarsa. Peki Fevzi Kaya oğlun katilini bulacak mı? Tabii ki bir yandan Behzat, bir yandan Fevzi Kaya karşı karşıya gelmişti. Fakat Kartal'la kardeşi Şahin arasında kritik gelişme olmuştu. Çünkü Şahin özellikle Oktay'ın başını vurmuştu ve Oktay orada bayılmıştı. Fakat Oktay'ın tabii ki ölümü aileyi sarstı. Peki dediğim gibi Fevzi Kaya Kartal'la karşı karşıya geldi. Fakat Kartal dediğim gibi kardeşi Şahin'i kurtarmak için çok önemli bir hamle yapacağını düşünüyorum. Yeni fragmanla izledik arkadaşlar. Yani özellikle 4. bölümde kritik gelişme olacak. Fakat dediğim gibi Kartal Şahin'i kurtarabilecek mi? Mutlaka kurtarması gerekiyor. Ama dediğim gibi Burhan özellikle oğlunu tabii ki kurtarmak için bir hamle yapacak. Fakat yıllar sonra tekrardan Fevzi Kaya ile Burhan karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Tabii ki Kartal da en yakınıyla arkadaşıyla beraber çok önemli bir plan da yapacak. Peki Kartal hedefte. Çünkü dediğim gibi Behzat ve adamları özellikle gece kulübünün baskını düzenleyecek. Bu da çok önemli arkadaşlar. Fakat ilk 3 bölüme bakarsak gayet heyecanlı, aksiyon dolu bir dizi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi yeni başlamasına rağmen izlemeler biraz düşük. Fakat bölümler geçtikçe arkadaşlar ben dizinin daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum bu anlamda. Fakat dediğim gibi 4. bölümde kritik gelişmeler olacak. Behzat özellikle kim hedef alacak? Çünkü Fevzi Kaya Behzat arasında zaten Oktay gerginliği yaşamıştı. Oktay da öldü. Bu anlamda Nazan özellikle Oktay'ın katilini bulacak mı? Bu da kritik gelişme arkadaşlar. Ama ben genel olarak dediğim gibi 3. bölümü değerlendirmek gerekirse aksiyon dolu sahnelerde. Tabii Ertan Saban gerçekten iyi oynuyor arkadaşlar. Ertan Saban özellikle Kartal karakterine çok iyi can vermiş. Bunun da altını için tebrik etmek lazım. Zaten oyuncu kadrosu harika. Ya ben görüntü kalitesini de çok beğendim. Yani sinematik gibi. Bunun da altını çizelim. Ama 4. bölümde dediğim gibi Fevzi Kaya özellikle oğlunun katilini öğrenecek mi? Peki Behzat bunu özellikle oğlum katilini söyler mi? Bu da çok önemli. Fakat Kartal özellikle Şahin'i bu olaydan uzak tutmak için tabii ki o adamı bulması gerekiyor. Tabii ki o adam bulunacak. Ama Burhan özellikle o adama silah dayamıştır. Peki Burhan'la Kartal'sa neler için? Çünkü tabii ki özellikle bu olayı Burhan, Kartal ve Şahin biliyor. Özellikle Burhan ne dedi? Bu olay aile dışına çıkmasın dedi. Bu da kritik bir gelişmeydi. Fakat dediğim gibi Kartal özellikle 4. bölümde arkadaşlar kardeşini kurtarmak için bir hamle yapacağını sizlere söyleyebilirim. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Dediğim gibi ilk 3 bölüm heyecanlı. 4. bölüm daha çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki özellikle Kartal o gece kulübünü yönetiyor. Kartal o gece kulübünü tabii ki başrolü. Fakat Nazan'la Kartal arasında neler yaşanacak? Nazan'la Kartal arasında bir yakınlaşma, bir ilişki olur mu? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama ben genel olarak arkadaşlar dediğim gibi 3. bölüm güzeldi. 4. bölüm 1. fragman zaten yayına girdi. Ama dediğim gibi hem polisiye hem yarı mafyatik bir dizi ve Fevzi Kaya dediğim gibi Kartal'la yine karşı karşıya gelecek. Peki Behzat özellikle Kartal'a tabii ki yani bir sürpriz ailesi